Hepinize selamlar arkadaşlar. Türkiye'de yabancı kanallar arasında en iyi kanal olup aksansız konuşan bir Rus çocuğun kanalına hoş geldiniz. Ben Ninja Adel ve bugünkü videomuzun konusu. Biz her zaman genellikle şaurma falan yiyorduk. Şöyle bir şey fark ettik. Lokantada yemek yediğinizde biraz daha ucuz yiyorsunuz. Biz 4 tane yoğun yemek yedik. Ya sayalım. Pilav, köfte, bir tane tatlı, bir tane komposto. 10 liraya. Düşünün. O şekilde lokanta ile alakalı bir video çekmeyi düşündüm. Hem yemek yiyeceğiz hem de bir şeyler bilgilendirme Rusya'da. Evet, Rusya'da. Bir şans yakaladık. Normalde biz daha önceden bir lokantaya girmiştik ama helal değildi. Yani et çeşidinden bakamıyorduk. Şimdi burada bizim oturduğumuz yakınlarda varmış. Hem de helal olanlar. Hem tavuk yiyebiliyoruz vesaire, her şeyi yapabiliyoruz, ondan dolayı gidelim. Evet, şöyle sırayla giriyorlar oraya doğru. Şurada salatalar var, ekmek. 4,5 liradan başlayıp 10 TL'ye kadar çeşitli salatalar var. Bunlardan bir tanesi sizin bildiğiniz, çok sevdiğiniz Rus salatası. Pancarla çiğ balığının karışma bir salata. Size biraz ilginç olabilir ama çok Ruslar tarafından sevilen bir salata. Ve havuçlu bir salata var. Ona tabii Kore salatası diyorlar ama işte bu çeşit salatadan 4,5 liradan başlayıp 10 liraya kadar bir fiyatı var. 150 TL ile alışveriş yaptığımda insanlar yani orası da pahalı demişlerdi ve elbette ki pahalı. Elbette. Rusya'nın ekonomisi çok iyi değil ama orada bir ince bir mantık var. Matematiğim çok yok. Rusya'da ortalama günlük maaş 300 TL, yani en düşük maaşlardan 300 TL. Türkiye'de de en düşük maaş daha düşükleri var ama ortalama olarak asgari ücret 140 TL. Günlük çalışma ile en pahalı salatayı, 10 liralık salatayı 30 tane alabiliyorsun. Türkiye'nin ortalama maaşıyla da 14 tane alabiliyorsun. Bu mantıkla bütün videoyu yürüteceğim. Fotoğrafta görünen şey haşhaşlı, üstünde çikolatalı olan çok güzel bir şey. 50,5 TL falan ama çok doyurucu ve çok güzel. Haşlara baktığımızda çok az bir şey ya. Poğaça denilmez ona, ne denilir bilmiyorum. 50 tanesini alabiliyorsun. Baktığımızda bence bir şey değil ve şu an zaten simit de İstanbul'larda falan 6 lira ya satılan oluyor. Unlu mamuller çok fazla, dediğim gibi videoda zaten görünüyor. Bir tane kek de var. 7 lira. O da çok ucuz. 2 tane almıştım hatta, çok güzel. Bir tane Türk tatlısı diye bir şey var. Kakaolu kek. Yani aslında o. Ama Türk desert olarak söylüyorlar. O da 6 lira. Bunu da Türk tatlısı diyorlar. Babam bir tane kendine borş çorbası almıştı. Borş çorbası Rusya ve Ukrayna'nın ana çorbası yani denilir. Eskiden video çekmişimdir, oradan bakabilirsiniz. 5 TL mi 6 TL mi öyle bir şey diyor. Lan o kadar az nasıl olabiliyor, ana anlamıyorum kafama. Yemeklerde ne var ve yemek ne kadar onu söyleyeyim. Rusya yemek çeşidi çok fazla var. Çünkü daha önceden söylemiştim, bir sürü ülkelerden bir sürü milletten yemek almışlar, çalmışlar. Var Özbek pilavı, tavuklu, o 75 ruble mi 10 lira civarında, 10-12 lira civarında. Ondan sonra makarna bir porsiyon 3 lira. Bulgur da denilir de. Kara bulgur sadece Rusya'da yeniliyor. Türk bulgur değildi ya. Kara bulgur değil de bir farklı adı var. Yazacağım oraya. 15. Üstüne eğer köfte koymak isterseniz ıslak, tavuklu köfte, normal köfte veya balıklı köfte veya tavuklu normal köfte. Bir sürü. Bunlar da 8 lira civarında eğer üstüne koymak isterseniz. Videoda görünüyor bir tane şiş. Balık var. Onun hiç tadına bakmadım ama nasıl tadı bilemiyorum. Püre var. Pürede
7 lira civarında. Dışında tavuk var böyle. Ben zaten tavuk almıştım. Videoda görürsünüz. Bir de ciğer falan var. Bulgu şey fasulye vesaire, nohut vesaire. Türkiye'deki gibi bizde de yok yani. Bir sürü yemek çeşidi var ve bunlar ortalama 5 liradan başlayıp 10 liraya, en fazla belki 15 liraya kadar. Burada komposta var ve çay, şeker. Evet, buraya kadar kasaya geldik. Şurada çay da var. Böyle değişik bir şeyler de var ama bu hepsi çay. Eksiklere geldik. Limon bile parayla satıyorlar. 50-75 kuruş mu öyle bir şey ediyor. Kaşık, plastik kaşıkları 3 rubleye satıyorlar. O da 50 kuruş civarlarında. Öyle değişik bir sistem var. Onları bedava koysanız ne olacak diyebilirsiniz ama öyle. Evet, püre aldım. Tavuk, böyle bir kusman. Bu da kek. Havuçlu, üstüne böyle tatlı bir şey var. Ekmek. Babam da kendime borç aldı. Ve İbo'ya bir şeyler aldı. Tatlı da var. Bendeki 210 ruble tuttu. Yani biraz fazla ama yapacak bir şey yok. Tükettim. Şimdi tatlıya. Bu komposto. Bu da böyle tatlı. Şey de aldım. Bu biraz pahalı. Bilmiyorum, çiğ kıralım böyle. Tatlı. Rikuchiruyum. Saçını hiç sevmiyorum. Yani sizlere iyi yanlarını anlatmış olabilirim. O zaman beğenmiyormuşum. Şimdi gitmek isterdim. Ne kadar ucuz söylemeye çalışsam da çok da ucuz değil. Ama şu misalden verecek olursak, Rusya'da bir dürüm, Rusya'da bir şavurma ve bir kola alabilirsin sadece 200 rubleyle. Biz orada tavuğu yedik, püreyi yedik, tatlı, yanında bir komposta. Yani yemekler çok güzeldi, çok güzel tavuk vardı, çok güzel püre vardı. Parası da Rusya'ya göre iyi yani. Ben bir saatte 250 rubleye kazanıyordum. Burada 200, yani az, çok az. Çok büyük bir miktar para değil ve yemekler de çok güzeldi. Puanım 10 üzeri 7, 7,5 ya da 8, tamam 8 olsun. Her şeyi çok beğendim. Umarım siz de beğenmişsinizdir videomu. Biraz bilgilenmişsinizdir. Bir sonraki güzel ve muhteşem videoda görüşmek üzere. Esenlik al.